Bazılar diyor ki dinsiz tabii, imansız, kendisini methedilmeyi isteyen bir Rabb'a ben şey yapmam diyor, ibadet etmem diyor. Ego. He? Ego, yüksek egolu bir tanrı yani. Evet, egosu tabii, tamam mı? Şimdi namazın da aynı, bu dersin de cevabı da aynı. Yani mesela başkasına namaz kılıyorsun, ağır geliyor. Başkası değil, kendini inşa etmek, namazı anlamlandırdım. Şimdi Fatiha'da niye hamd ona ediyoruz? Aslında o kendini metü sena etmek gibi gözükürken, mesela Allah Resulü de diyor ya, ben bir aynayım, herkes kendisini bende görür. Tamam mı? Onu inşa eder. Mesela diyelim ki şöyle, birbirimize en büyük nimetiz. Beni gördüğün zaman, ben seni ferahlatıyorsam, bazı dertlerin kalkmasına vesile oluyorsam, senin bazı ulvi değerlerine seni götürebiliyorsam, ki rivayette şöyle gelmiş, o dostunuz da olur ki, göründüğü zaman sizi rahatlatan, konuştuğu zaman hikmetle size donatandır. Peki nedir? Birbirimiz aynayız. Şimdi Allah'a met ediyoruz. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Alemin Rabbine, ona ham. Bak bakalım onun zatıyla mı alakalı, bizimle mi alakalı? Neymiş? Bir daha okuyayım orayı. Diyor ki, bir şey yaramayan ve yerinde olmayan nakıs fakis mahluka metü sena ediyorsun. Peki neyim? Allah'a mukabil ne isim metü sena ediyoruz? Nefsimizi mabut yapıyoruz. Yani başka şansı yok. Ya Allah'a tapacaksın, ya nefsine tapınacaksın. Ortada bir şey yok, öyle bir şey. Yani ya o ya o. Ya onu methedeceksin, ya onu methedecek. Peki kendini methettiğin zaman kimmiş? O Allah'a methetmek, yani beşeri ifadelerle olunca bu sıkıntı oluyor. Mesela Kur'an'da haf geçiyor, Kur'an'da salat geçiyor. Burada Türkçe'de korku diyoruz, namaz diyoruz. Değil. Bakın methetmek Fatiha'dır ya, Fatiha. Bak şuymuş. Diyor ki, ey insan, bir şeye yaramayan ve yerinde olmayan nakıs, fakir mahlukları metü ve minnettarlığa bedel. Biz minnettar, paraya minnettar oluyoruz. Ne diyoruz? Paranın açmaya cebit bir kapı yok. Kim bunu diyen? Parayla her şeyi yapan adam. Şahseti bile yok yani. Peki, hiçbir şey yarıyor mu methettiğimiz kişi? Bak benim nimetimsin diyorsun. Ya tapınıyorsun ya. Uşkurluğuna mi dene? Bu metü sana illa laf değil ki. Yani Allah'ı lafla, adam hayatla nefsini tapınıyor ya. Put yani. Kendini yaşıyor. Abi, tapmasına gerek var mı? Yok. Kökeni Allah olmayan bütün değer vermelerin hepsi aynı, içine girmez mi? Aynen. Kökeni Allah değil. Bu metü sana ediyorsun yani. Neyi metü sana ediyoruz yani? Mesela şimdi metü sana'ya bakalım. Sabahtan 24 saatin içerisinde 23 saati kimi metü sana ediyorsun? Sabah istemediğin halde işe nasıl kalk? Kim için kalkıyorsun? Metü sana değil mi? Fiili metü sana. Fiili metü sana. Peki sevmediğin adamın burun kokusunu iş yerinde dinliyorsun. He? Metü sana ediyorsun. Endir düzeyler. Ben mesela Allah affetsin yani. Şimdi karabalık cemaatta böyle derse bakıyor. Adam giriyor. Suratına bakınca korkunç ya. Sokak bir şey, selam vermesin ama işim itibariyle yapıyorum. Ya bir bak bakalım. Uğruna verdiğimize bakın. Karaciğeri veriyoruz. Böbreği veriyoruz. Aklı, kalbi veriyoruz. Vücudumuzu veriyoruz. Metusana ediyoruz. Ondan daha fiili metusana var mı? Peki bak bakalım, sana yakışıyor mu o metusana ettiğin şey? Mesela namazı zannediyoruz ki Allah'a metü sena ediyoruz. O da sensin bu. Kimsin sen? Çünkü sen nihayetsiz acizsin, nihayetsiz fakirsin değil misin? Nihayetsiz muhtaç değil misin? Yani taleplerine bak bakalım, eline bak. Sonra nesin başka? Nihayetsiz bir istikbal zulümatına ve hadiselere dalmak üzeresin. Güneşin batıyor oğul. Kabir ve sonrasını neyle şey yapacaksın? Ha? Aman doktor beni kurtar. Ha? Niye metü sana ediyorsun? Aman para beni kurtar. Hani kurtarsın? Niye metü sana ediyorsun? Ya onu metü sana edeceksin ya bunu. Başka yok. Ya Allah'a tapınacaksın. Rabbin olacak. Ya da nefsin Rabbi olacak.
Hatta Allah diyor kendisi, diyor ki birbirinize Rab edinmeyin diyor. Nefsi, Yusuf suresi, nefsin Rab edineni görmedin mi? Var, bir de birbirinize Rab edinmeyin diyor. Peki Allah'a Rab edinmek nedir? Malı sahibine teslim ediyorsun. Sen var mısın ki bir şeyi Rab edineceksin? Ben o. Ben mi kaldı? Hangi şeyde ben varım? Hangi organ benim? Kalp onun değil mi? Akıl onun değil mi? Ne ben onu metisene diyorum ki? Malı sahibine veriyorum o kadar. Malı sahibine vermek demekmiş ya zaten. Malı sahibine iade et. Onun. Şimdi bakın. Allah'a methetmek demek ne acayip bir şeymiş. Bak diyor ki, bak methetmek şöyle, onun için çok duruyorum. Çünkü o zındıklar, birkaç tane filozofun kitabında da okumuştum. Kendisi yüksek ego sahibi, tövbe, kendi alemini Allah'ta görüyor. Yani kendi nefsini putlaştırdığı için putunda gördüğü sıfatları Allah'ta da zannediyor. Ama diyor ki, Metusena'ya istiyor diyor. Metusena neymiş? Bir şeye yaramayan ve yerinde olmayan nakıs, fakir mahlukları met ve minnettarlığa bedel. Para, kariyer. Kariyer uğruna üniversitede makam almak adına bir talebe o tezi vermek, o makamı geçmek için ne kadar zillete gidiyorsun? Niye Metusena ettin? Peki cennette bir makam almak için hem de ezeli ve ebedi şahsiyetin terk etmemek adına bir münacat etsen, senin bir Metusena mı oluyor? Zor geliyor. Zor geliyor. Sen bir sınıftan geçmek için hocaya yaptığına bak. He? Bir doktordan rapor almak için döktüğün kelamlara bak. Allah'ın huzurunda dökmüyorsun lan onu. Ego oluyor. Ego oluyor. Hatta bunu yazan filozof, Karl Marx'ta da var. Bana itaat edin, dediğime itaat edin diye 63 milyon insanın katlarına sebep olmuş. Benim sevdiğimi sevmeyen benim düşmanımdır. Amerika. Benim gibi düşünmüyorsanız benden değilsiniz. Beşeri felsefe. Nereden bahsediyorsun sen? Nefsini öyle putlaştırdın ki. Peki başkasını metüsene etmek sana ne hal geliyor? Bir şey de söyleyeyim valla. Mecliste kanun çıkacak. Hırsızlara ait kanun sertleşecek. Meclisten hırsızlara ait kanun sert çıkmasına kim rahatsız olur? Hırsız. Yoksa sen hırsız mısın? Yoksa Metusena mı istiyorsun sen? Firavun. Anladın? Böyle. Yani ne demek biliyor musunuz? Metusena etmek, hem ya kenabudu hitabına terakki etmek, neye çıkıyorsun biliyor musun? Yani bu Metusena hitabına seni çıkartıyor Metusena, ilk önce Metusena dedi ya kenabudu şeyine çıkartıyor. Terakki ediyorsun. Nedir biliyor musun? Ben ve sen. Ulan sen cumhurbaşkanını, başbakanı, belediye başkanı çıkabilir misin? Şimdi senin sahibin ne? Muhatap olmak. Senin neyin vardı ki sen sadece şey yapıyorsun? Mal onun, mülk onun. Kim, neye sahip çıkıyorsun yani? Kalp senin mi? Metusena edilir mi? Neyle çıktın? Kalple, ağızla senin mi? Malı sahibine emanet etmiş. Ama senin imiş gibi, sende senin imiş gibi kabul ediyor. Öyle muamele görüyorsun. Şuraya bak. Ha, yerken abudu ve yerken isteğin çıkmak içinmiş o Metusena. Orada ne var? Yani küçüklüğü, hiçliği, kimsesizliği. Bak, küçüklüğü, hiçliği, kimsesizliği ile beraber ezel ve ebed sultanı olan Maliki Yevmiddin'e intisabı. İntisapmış, bağlılığın mesela o telefon numarası, o şebekeyi onaylıyorsun. Metusena ediyoruz, para veriyoruz. Bağlanıyoruz ki niye? Onunla bir yerlere varalım diye. İşte Cenab-ı Hakk'a da namaz ile bağlanıyorsun. Rekatlarla telefon numarası çeviriyorsun. Yevmiddin'e bağlanınca ne oluyor? Yevmiddin'e intisabı ile şu kainatta nazdar bir misafir oluyorsun. Ve emniyetli bir vazifedar makamına girip ya kenabudu ve ya kenesteyn demekle bütün mahlukat namına kainatın cemaati kübrası ve cemiyeti uzmasındaki ibadat ve istinaatı ona takdim etmek. Buradan sonra devam ediyor.
daha devam etmeyeceğim. İhtina sırata müstakim geliyor. Yani inşallah o ana tema, yani Allah için deniliyor. Çünkü niye? Bak. Allah için namaz. Niye deniliyor? Bak kaç yaşında çocuk? Yavrum kaç yaşındasın? 10 yaşında. Şimdi yazın daha ufak. Bu da artık aşmıştır da. Oğlum bisiklet alacağım sana. Veya araba alacağım biraz 15 oldu mu? 18 oldu mu? Kur'an açık. Babanın nazarında Kur'an gaye bisiklet almak vesile. Bisiklet ile Kur'an'a varmak istiyor. Çocuğun dünyasında nedir? Bisiklet gaye, Kur'an vesile. Peki, ilk önce ne kadar doğru değil mi çocuğun dünyasında? Ama babası yaşlandı, öldü. Çocuk büyüdü, oldu 20, 30, 40. Şöyle der. Allah rahmet etsin ya. Bravo baba be. Babam Allah rahmet etsin. Yani Kur'an'la çıkarttı. Bisiklet şey yaptı ama. Ama bak Kur'an'la beni tanıştırdı. Niçin peki bisiklet vaat ediyor baba? Yani niye? Çünkü çocuğun seviyesi o. Peki biz onu metisena ettik, iltifat ettik. Aferin kahraman yavrum, sen becerisin, şöylesin böyle. Çünkü Kur'an adına onu yapıyoruz. Babanın nazarına Kur'an netice, bisiklet gaye, şey vesile. Çocuğun nazarında bisiklet gaye, Kur'an vesile. Kur'an-ı Kerim'in gerçek değerini anlayamayacağı için başka onu anlayabileceği başka bir değer hedef gösteriyor. Harika. Kur'an-ı Kerim'in hakiki değerini kendisine ne kadar lazım olduğunu bilemediği için onun bildiği bir lisanla ama neticede ona götürme adına olsun bilmeyebilir ama netice olsun diye onun bildiği değerle ona veriyorsun veya aktif ediyorsun, teklif ediyorsun. Oradan anlıyor. Bu da ne diye gösteriyor? اَتَّنَزُولَاتِ اِلٰهِيَةَ عَلَىٰ اُكُلِ الْبَشَرِ Yani insanların seviyesinde konuşması, yani insanların seviyesinde anlayışına göre konuşması, profesör, ilkokul seviyesinde çocuklara, ortaokul, lise, üniversite seviyesinde konuşması, onun basitliğini değil haşa, kemalatını gösterdiği gibi, Allah da insanların seviyesini konuşması merhamet ilahidir. O zaman cennette cehennemde biraz şey oluyor değil mi? Evet, vesiledir. Ondan anladım. Aynen. Allah'ın nazarında rıza ilahi netice cennet vasıta. Çocuğun şey babanın nazarında Kur'an netice bisiklet vasıta gidi. La teşbih ve la temsil. Ama çocuğun nazarında bisiklet gaye Kur'an vesile. Allah cennet ve cehennemi huzur ilahi, rıza ilahi için teklif edilir. Yani, çünkü niye? Bizim seviyemiz bu. Direkt deseler ki cennet cehennem ortadan kalksa Kur'an'da. Direkt rıza ilahi desin. Ulan neymiş ya? Rıza ilahi. Ne olacak Allah'ın rıza? Ama cennet deyince orada şu var, bu var. Çocuklara şimdi rıza ilahi nasıl dersin? Veya büyük sakal çocuklara. Çocuklara diyorum da Hasan amca cennet nasıl? Allah'ın. Bisiklete bir biniyorsun. Bir çeviriyorsun pedalı bulutların arkasında. Yani öyle lastik çevre değil. Uçuyorsun, bisikletin ön sepetinde de çikolataların her çeşidi var. Arkada da bir sürü meşrubatlar var böyle. Böyle uçuyorsun, acayip falan her yerde oluyorsun. Ha cennet böyle bir yer. Böyle değil de. Onu anlayacaksan bu. Ha şimdi bu dersi gidip de bizim köylülere cumada bazında yapmam ya. Tamam. Rıza ilahi. Onlara cennette bahsedeceksin. Bisiklet var kardeş. Orada bisikletler var. Tamam. Allah da bize ey kulum bisiklet yerine bak cennet var ha. Cennet var ha cennet. Yerine bisiklet bisiklet. Peki gaye netice. Allah Resulü cehennemi gördü cennete girdi. Onu da geçti. Hani cennete gitmek için. Onu girdi çıktı. Sonra aşağı gitti. Lef-i Mahfuz'a gitti. Aşağı zaman gitti. Kabı kalpsene geçti, imkanı ucu. Huzur ilahi mazhar oldu. Netice bu. Vâhır davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fâtiha.